Herkese merhaba. Bugün muzlu kek tarifini paylaşıyorum. 2 tane yumurtanın içerisine bir su bardağı şeker ekleyip güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir buçuk su bardağı da süt ekliyorum. Bütün malzemelerim oda ısısında. Siz de oda ısısında kullanmaya özen gösterin. Şöyle bir karıştırdım. Daha sonra unumu ekliyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullanıyoruz. Unumun tamamını ekleyip güzelce karıştırıyorum. Böyle pürüzsüz homojen bir kıvam elde ediyorum. Bir tane olgunlaşmış, böyle kararmaya yüz tutmuş muzum vardı. Çatalla güzelce ezdim ve içerisine ekliyorum. böyle hem evinizde kararmış olan muzları değerlendirmek için de güzel bir alternatif. Zaten özellikle böyle olgunlaşmış muzları kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu da güzelce karıştırdım içerisine. Şöyle son olarak bir çay bardağı damla çikolata ve bir pakette kabartma tozu ekleyerek e, kek hamurumu hazır hale getiriyorum. Evinizde çikolata yoksa eklemeyebilirsiniz. O şekliyle de çok lezzetli oluyor. E, hatta e, sade hazırlamış olduğum bir muzlu kekim var. Herkes tarafından da çok beğenildi. Videonun e, sonuna ekleyeceğim. İsterseniz oradan bakarak onu da deneyebilirsiniz. Şöyle bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum ve bakın kek harcım hazır. Kalıbımı daha önceden hazırlayıp dolaba kaldırmıştım. Ee, i̇çerisini güzelce yağladım. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Un serptim ve dolaba kaldırdım. Kek harcımı hazırlayana dek dolapta beklettim. Bu şekilde e, kekiniz kalıptan rahatlıkla çıkacaktır. Tamamını boşaltıp düzelttikten sonra da önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında pişiriyoruz. Pişme süresi fırına göre değişebilir o yüzden kontrol ederek pişirin. Kekim fırından çıktıktan sonra biraz ılımasını bekledim. Ters çevirip çıkardım. Bakın böyle yumuşacık pamuk gibi çok lezzetli bir kek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Son olarak böyle ben üzerine birazcık çikolata sos gezdirdim. Bu, e, bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle dilimleyip yakından da göstereyim. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.